Merhaba kıymetli dostlar. Bu videomuzda sizlerle Mısır'da, Antik Mısır'da. Merhaba kıymetli dostlar. Bu videoda sizlerle Antik Mısır'da öte dünyaya yolculuk yapıyoruz. Antik Mısır medeniyeti, kültürel açıdan mistisizmin en yoğun yaşandığı kültürlerden bir tanesidir. Mısır, günümüzde Mısır Arap Cumhuriyeti tarafından yönetilmektedir. Coğrafi açıdan bakıldığında Afrika ile Asya kıtalarının kesişiminde yer alan bir ülkedir. Kuzey Afrika'nın nüfusu en kalabalık olan ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Tarihsel planda da Nil Nehri zaten bölgenin sınırlarını ve yerleşmelerin konumlarını belirleyici olmuştur. Akdeniz ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Mısır'ın batısında Libya, güneyinde ise Sudan yer almaktadır. Mısır'ın Asya kıtasında yer alan kısmı Sina Yarımadası üzerinden Filistin ve İsrail ile komşudur. Yani Mısır'ın coğrafi konumu, tarih boyunca medeniyet sahnesinde oynadığı siyasi ve kültürel rolü de belirleyici bir etken olmuştur. Coğrafi konum, mimari, din, kıyafet, yeme içme kültürlerinden tutun da ticari ve siyasi kültüre kadar her şeyi etkilemiştir. Mısır medeniyetinin tarihsel dönemlerini ifade etmek için kullanılan önemli terimlerden birisi sülaleler devri kavramıdır. Misal, Mısır'ın kurucuları birinci sülale şeklinde isimlendirilmektedir. Mısır ve Grek kaynaklarında birinci sülalenin kurucusu olarak Menes adı geçmekle birlikte günümüzde daha çok Narmer ismi karşımıza çıkmaktadır. Menes ise daha çok birinci sülalenin ilk kralı gibi nitelendirilmektedir. Birinci sülale devri yaklaşık olarak M.Ö. 3200 ile 3000 yılları arasına tarihlenmektedir. Pek çok sülale yani hanedan tarafından yönetilen Mısır medeniyeti yaklaşık M.Ö. 300'lere kadar varlığını sürdürmüş, uzun soluklu bir medeniyet olarak günümüzde dahi adından söz ettirmeyi başarmıştır. Antik Mısır medeniyetine dair kaynaklar yaklaşık olarak 3 başlık altında incelenebilir. Bunlar klasik kaynaklar, eski eserleri tarif eden yazılar ve hiyeroglif belgelerdir. Klasik kaynaklara misal vermek gerekirse Herodot, Strabon, Eratosthen, Maneto gibi isimler Antik Mısır medeniyeti tarihi hususunda önemli eserler vermişlerdir. Bunlar arasında özellikle Maneto, hiyeroglif kaynaklar üzerinde çalışarak Egyptica isimli eserini meydana getirmiş ve Mısır'ın eski tarihini, dinini ve geleneklerini anlatmıştır. Antik Mısır medeniyetinde ölüm ve sonraki hayata dair detaylı bir kültür görülmektedir. Her şeyden önce çok tanrılı bir din söz konusudur. Çok tanrılı dinlerde, ritüeller de çok çeşitli ve detaylıdır. Bunlardan birisi de ölünün öteki dünyaya hazırlanma ritüelidir. Bu işlemin adına genel olarak mumyalama denilmektedir. Mumyalama işlemi sadece Antik Mısır kültüründe değil, diğer pek çok kültürde görülen bir uygulamadır. Ve temel sebebi vücudun ölümden sonraki hayata bozulmadan ulaşabilmesini sağlamaktır. Mısır'da en erken tarihli mumyalara yaklaşık M.Ö. 2800'lü yıllarda rastlanmaktadır. Mumyalamanın temel prensibi vücut dokusundaki suyun atılıp vücudun bakterilerden arındırılmasıdır. Mumyalama teknikleri deneme ve tecrübe yöntemiyle gelişmiş ve yeni krallık döneminde en olgun haline ulaşmıştır. Mumyalama işleminin çeşitli aşamaları vardır. Öncelikle ölüm sonrasında ceset, mumyalama işleminin yapılacağı yere getirilir, bir masaya yatırılır ve işleme hazır hale getirilir. Sonraki işlem, beynin çıkartılmasıdır. Beyin ile kas sisteminin bağlantısı kesilmekte ve beyin suyu boşaltılmaktaydı. Daha sonra özel aletler kullanılarak ölünün burnundan girilir, kafatası boşluğuna ulaşılır ve kanca uçlu bir aletle beyin küçük parçalara bölünürdü. Sonrasında bir başka aletle parçalanmış beyin küçük parçalar halinde burundan dışarı çıkarılırdı. Bir sonraki aşama iç organların çıkarılmasıdır. Bağırsak, mide, karaciğer çıkarılır, diyafram kesilip alınır, böbrekler bazen alınır bazen alınmaz. Fakat kalp vücutta bırakılır. Kalp Antik Mısır'da
aklın ve sevginin kaynağı olarak görülmektedir. Ayrıca kalp bir arşiv gibi düşünülmüştür. Dolayısıyla öteki dünyada aklınızla yani iradenizle işlediğiniz fiiller kalbiniz ile ölçülecektir. Antik Mısır'da öte dünyaya yönelik sık sık karşılaşılan temalardan birisi de kalbin tartılması temasıdır. Ölüm sonrasında insan ruhunun yolculuğu başlar ve bu yolculuğun en önemli aşaması kalbin tartılması aşamasıdır. Kalp burada bir tüy ile yani kuş tüyü gibi bir tüy ile tartılmaktadır. Bu tüy aslında sembolik bir kavramdır. Tüy çok hafif olması hasebiyle saflık, temizlik, iyilik, dürüstlük gibi kavramlara karşılık gelmektedir. Dolayısıyla ölen kişinin ruhunun yeraltı dünyası hükümdarı olan Osiris'in ebedi ülkesine geçebilmesi için kalbin tüyden daha hafif olması gerekmektedir. Bu yargılamada Anubis ve Horus da bulunmaktadır. Anubis yani çakal başlı tanrı Mısır kültünde genellikle ölüm ile ilişkilendirilmiştir ve ölülerin yeraltı dünyasındaki yolculuğunda rehberlik etmektedir. Horus ise yeraltı dünyası hükümdarı olan Osiris ile Isis'in oğludur. Kalbin tartılması sahnesinde görülen diğer isimler Thoth ve Maat isimleridir. Thoth, Antik Mısır'da ay ve bilgelik ile ilişkilendirilmiş bir tanrıdır. Maat ise ölünün kalbini tartacak olan kişidir. Maat aynı zamanda Mısır mitolojisinde kozmik düzenin bir nevi kişileştirilmiş halidir ve tanrı Atum'un kızıdır. Thoth, tartılma sonucunu ve tüm olup bitenleri kadim göksel kayıtlara işlemektedir. Ve bu kayıtlarda o kişinin ölmeden önce gerçekleştirmiş olduğu tüm fiiller kayıtlıdır. Kalp ile tüy eşit ya da kalp tüyden daha hafif olursa o kişi bir kapıdan geçer ve Osiris'in yönettiği ebedi ölümsüzlük diyarına ulaşır. Burası Mısır literatüründe bir cennet gibidir. Osiris'in krallığına bir kez ulaştıktan sonra arınmış sayılan ruh bir daha hiçbir şekilde fani dünyaya geri dönüş yapamaz. Eğer bu tartılma sonucunda kalp tüyden daha ağır gelirse maddeyi ve maddi şekilleri temsil eden Ammut'a teslim edilir ve Ammut tarafından yenilerek yok edilir. Bu, Mısırlılar için hiçliğe gidiştir, yani yok oluştur. Bu bir tür cehennem tasviri gibidir. İşte kalbin vücutta bırakılmasının en temel nedenlerinden birisi ölümden sonraki bu inançtır. Bu iç organların çıkarılması seremonisi bittikten sonra artık boşalan vücut ve çıkarılan organların sterilize edilmesi gerekmektedir. Burada genellikle palmiye şarabı kullanılır çünkü içerisinde doğal olarak belli bir miktar etil alkol bulundurmaktadır. Sterilize edilmiş organlar reçine uygulanmış sargılarla sarıldıktan sonra kanop adı verilen özel saklama vazolarında saklanmaktadır. Bağırsakların ise diğer organlardan farklı bir süreci vardır. Bağırsaklar salik natron yani bir tür doğal sodyum karbonat içerisinde yaklaşık 40 gün bekletildikten sonra tekrar sterilize edilir, kokulu yağlar içerisinde bekletildikten sonra erimiş reçineye bandırılır ve tekrar kanop vazolarına koyulurdu. Sonra vücut boşlukları deformasyonu ve kokuşmayı önlemek için geçici bir dolgu ile doldurulurdu. Bu dolguda natron, reçine ve kumaş gibi maddeler kullanılmaktadır. Mumyalama işleminde en önemli aşamalardan birisi vücuttaki suyun atılması meselesidir. Tüm vücut kuru natron ile kaplandıktan sonra sadece vücuttaki suyun atılabileceği bir kanal açıkta bırakılmaktadır. Bu bekletme süreci yaklaşık 40 gün sürer. Daha sonra vücut reçineleme sürecinden geçirilir ve bu işlemde yaklaşık 30 gün sürmektedir. Toplamda vücut suyunun atılma süreci 70 güne tekabül eder. Sonraki adım ise vücudu natron içerisinden çıkarmak ve diğer su emici maddelerden arındırmaktır. Sonrasında vücut boşlukları kokulu ve reçineli bezlerle tekrar doldurulur. İç organları çıkarmak için kesilen yer dikilir ya da çam sakızı ile yapıştırılır ve bu işlem sonrasında bal mumu ile sıvanırdı. Sonra bu bölgeye küçük bir altın parçası ile Horus'un gözü koyulurdu. Bu göze Ucat gözü de denmektedir. Temel işlevi ise ölünün vücudunu tüm kötülüklere karşı koruyan bir tılsım olmasıdır. Bu göz aslında günümüze kadar ulaşmış olan nazar boncuğu inancının da bir nevi prototipidir. Sonrasında vücut sedir yağı ile yağlanır ve çeşitli kokular, baharatlar sürülür. Kafadaki tüm delikler reçine ya da bal mumu ile kapatılır. Son aşamalarda ise tüm vücut reçine ile kaplandıktan sonra çeşitli takılarla süslenirdi.
Sonra tüm vücut özel olarak hazırlanmış sargı bezleri ile sarılır, her bir katmanın arasına reçine ile çam sakızı uygulanırdı. Bu işlem birkaç kez böyle tekrar eder ve sargılama işlemi son bulurdu. Sonra rahip, cesedin artık hazır olduğunu söyler, dualarla, ilahilerle ya da çeşitli ritüellerle vücut lahde yerleştirilirdi. Antik Mısır dünyasında ölüme yönelik inançlar elbette ki çok çeşitliydi. Mumyalama sadece bunlardan bir tanesidir. Mesela böyle ilginç inançlardan bir tanesi de Ushabti geleneğidir. Ushabtiler aslında antik Mısırlıların öte dünyadaki hizmetkarları gibidir. Olur da başımıza bir iş gelirse, çalışmak zorunda kalırsak gibisinden çeşitli inançlar nedeniyle böyle kilden, ahşaptan, hatta bazen mermerden oyulmuş çeşitli insan heykelcikleri ölüyle birlikte lahde yerleştirilir ya da mezara koyulur ve onun öte dünyada ölüye hizmet etmesi beklenirdi. İlginç uygulamalardan bir tanesi de ölünün bedeni üzerinde yapılacak tüm işlemler tamamlandıktan sonra üzerine çeşitli dualar, büyüler ve tılsımlar yazılmasıydı. İnanç odur ki bu dualar, büyüler, tılsımlar öte dünyada yargılanan ölünün yargılamasını kolaylaştırıyordu. Ayrıca lahitler üzerine de hiyeroglif metinler şeklinde çeşitli tılsımlar, büyüler, ölüyle ilgili bilgiler de yazılabilmekteydi. Lahit üzerine yazılan metinlerden bazıları da Ölüler kitabından atıflardır. Ölüler kitabı, Antik Mısır'da ölüm ve sonrası için yazılmış bir tür ritüel kitabıydı. Evet sevgili dostlar, sizlerle Antik Mısır'da ölüm ötesi bir yolculuğa çıktık. Kanalımıza abone olmayı ve diğer içeriklerimizden haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Ayrıca videoları beğenmeniz, yorum yapmanız ve paylaşmanız bizler için çok önemli. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.